Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki sağlığınıza duacıyız. Bugün orucumuzun ilk günü. Allah hayırlısıyla sağlıca bir ay orucunu tutmayı nasip eylesin cümlemizin. Bugün güzel bir tarifimiz var arkadaşlar. Lokanta usulü. Lokanta aratmayacak gerçekten o kadar lezzetli ki tavuk şiş yapacak. Sizlerle beraber inşallah. Hadi buyurun malzemelerimizi ayarlamaya geçelim. Şöyle yarım kilo göğsümüz var arkadaşlar. Bunların kenarlarının yağlarını güzelce aldım, yıkadım, temizledim. Şöyle ortadan ikiye ayıralım. Şu şekil, kare şekilde doğrayacağım. Lokanta usulü. Gerçekten lokantayı aratmayacak bir tarif. Artık menülerimize günlük farklı yemekler çıkartacak arkadaşlar. O yüzden böyle güzel yemeklerle sizlerle şenlik bir şekilde bu ilk orucumuz da geçecek inşallah. Şu kenarda az bir sertlik kalmış. Onu da çıkartayım. Hemen şöyle büyüklüğünü göstereyim. Çok da büyük yapmayacak. Şu şekilde arkadaşlar. Orta kalınlıkta doğrayalım. Bu biraz daha kalın. Onun için şöyle ortadan şu şekilde bir tane kesip bu şekilde hepsini doğrayalım. Şimdi arkadaşlar etimi doğradım. Şöyle 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurdumu tavama aldım. Burada bir yemek kaşığı da salçamız var. Hemen şöyle salçamızı da ısrar etmeden indirelim. Burada toz biber, tuz, karabiber, bir de şundan neydi ya, onun adı aklıma getiremedim şimdi. Ama tava yakışan neydi arkadaşlar, siz getirin adını, ben getiremedim. Kekik. Kekiğimiz var. Bunları güzelce karıştıralım. Domates salçası, kullandığımız salçamız. Hemen hazırlamış olduğumuz harcımızı tavuklarımızın üzerine şöyle indirelim. Şöyle elimle arkadaşlar yemeğimize elimizin lezzetinin geçmesi lazım. Şimdi ben bunun üzerini kapatıp 4 saate yakın dinlendireceğim. Etimize her tarafa diyesin sosumuz. Çok güzel oldu. Üzerini kapatıp 4 saat dinlendirelim. Şimdi arkadaşlar şöyle domatesimiz var. Domateslerimizi küçük çeri olarak aldım. Çok inceleri ikiye ayıracağım. Büyükleri şöyle 4 parçaya. Biraz sonra şişlerimize geçireceğiz etimizi, domatesimizi, biberimizi. Şunları şöyle 4'e ayırsam ideal olur. Çünkü bunlar bayağı büyük içinde.
Şunlar dursun arkadaşlar. Eğer yeterli gelmezse ondan sonra doğrarım. Biberlerimizin boyutu da aynı bu şekil olsun. Ya biber acı galiba, bayağı bir acı koktu. Şimdi arkadaşlar etimizi şöyle çöp şişimize dağıtmaya geldi. Hatta şunu dağıtmayayım. Her domatesin şeyin arasına, biberimizin arasına bir domates, bir biber dağıtalım. Şöyle biraz daha çekelim arkadaşlar. Etimiz pamuk gibi yumuşamış. 4 saat beklemesi yeterli oluyor. Bu kadar yeterli. Hemen bunu şöyle fırın tepsimize koydum. Tekrardan et, domates, tekrardan etimizi takıp biberimizle şöyle sonlandırıyor. Vallahi lokanta gitmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Evimizde istediğimiz gibi lezzetli yemekler çıkartabiliyor. Unuttuğumuz zaman da geri çekip hemen etimizi dağıp sonra biberimize geçiyor. İşlem bundan ibaret. Hepsini bu şekilde yapalım. Tepsimize dizelim. Tavuk işlerimizi ayarladım. Şimdi bitti. Fırınımı 200 dereceye açtım. Isındı arkadaşlar. Şöyle üzerini tekrardan yağlı kağıdımı ısladım. Güzelce de sıktım. Şimdi böyle pişireceğim. İndireceğim zaman üzerini açıp biraz kızartacağım. Ondan sonra alacağım fırınımızdan. İlk etapta böyle pişsin ki yanmasın yüzü. Hemen fırınımıza gönderelim. Şöyle arkadaşlar. Tavuk şişimiz çok güzel bir şekilde pişti. Ay daha sıcak. Hemen telefonu buharlaştırdı. Şöyle bir tanesini göstereyim. Etinin güzel piştiğini. Son 5 dakika kala üzerine açtım. Kızarması için. Üstünü kapalı pişirdim. Çok yumuşak pişmiş. Kızarmadıydı. Bir 5 dakikada üzerine açtım, kızarttım şöyle. Yemeğimiz hazır. Şimdi pilavımı, çorbamı böleceğim. Orucumuzun açılması 10 dakika kaldı. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Tekrar kanalıma kalın. Kanalıma abone olmayı unutmam değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.